Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere somun ekmeği nasıl yapılır, evlerde nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Genelde somun ekmeği yapmak zor deniyor ama bu yöntemle inanın evlerinizde, evdeki fırınlarınızda çok güzel böyle dışarıdaki fırınlardan alınmış gibi dışı çıtır çıtır içi yumuşacık somun ekmekleri yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ben genelde ekşi mayalı ekmek yapıyorum ama bana Instagram ve YouTube hesabından çok soru geliyor. Bizler de sizin gibi güzel ekmekler yapmak istiyoruz ama ekşi mayamız yok diye. İşte ekşi mayası olmayan arkadaşlarımız vereceğim bu yöntemle evlerinde çok güzel ekmekler yapabilirler. Efendim işe öncelikle ön maya hazırlamakla başlıyoruz. Ön maya için yarım su bardağı ılık suyu alıyorum. Bir tatlı kaşığı toz şekeri alıyorum. Bir paket kuru maya alıyorum. Hepsini şöyle hafif bir karıştırıyorum. Ve bir dolu su bardağı unumu da ilave ediyorum. Hepsini güzelce harmanlayıp üzerine kapatıp yarım saat oda ısısında bekletiyorum. Yani mayamızın aktifleşmesi aslında buradaki amacımız. Böyle somun ekmeği hasreti çeken benim gibi yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız evlerinde bu yöntemle çok güzel somun ekmekleri yapabilecekler artık. Evet, kıvamı bu şekilde olacak gördüğünüz gibi. Su oranı değişebilir. Undan una, her unun aslında su çekiş oranı farklı olduğundan ben yarım su bardağı kullandım ama siz daha fazla da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kıvam bu şekilde olacak. Bu kıvama geldikten sonra üzerini kapatın. Yarım saat kadar oda ısısında bekletin. Evet, dediğim gibi yarım saat bu şekilde bekleteceğim. Efendim yarım saatin sonunda gördüğünüz gibi mayam üzerinde baloncuklar oluşmuş, çok güzel kabarmış. İşte bu ön mayamız, bu şununla şimdi ekmeğimizi yapacağız. Unumu yoğurma kabımın içerisine aldım. Ön mayamı da ilave ediyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim ve yoğurma işlemine geçiyorum. Şimdi bir püf noktası yine veriyorum. Suyu birden hamurun içine boşaltmayın. Benim gibi böyle yavaş yavaş un ve suyu birbirine karıştırın. Eğer birden boşaltırsanız, yani suyun hepsini hamura verirseniz hamur çok cıvık olacaktır. Bu sefer daha fazla un eklemek zorunda kalacaksınızdır. Dediğim gibi yavaş yavaş hamura suyu yedirmeniz gerekiyor. Şimdi biraz uzun biraz zaman alıyor hamuru hazırlamak. Dediğim gibi yavaş yavaş yaptığımız için ben arada kısaltmalar yaptım. Size çok sıkıcı olmasın diye. Şimdi bütün suyu yedirdikten sonra hamura güzelce bir yoğurmak gerekiyor. Bu da ikinci bir püf noktası. Hamurunuz çok güzel yoğrulması gerekiyor. Elde yoğuracaksanız da bir 5 dakikanızı ayırmanız gerekiyor elde yoğurmak için. Evet, hamurum hazır. Gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde. Ele yapışkan bir hamur olacak. Şimdi toparlaması zor olduğu için elime biraz sıvı yağ aldım. Şöyle bir iki elimi de yağladım. Bakın dediğim gibi yapışkan, o yüzden yapışkan bir hamur. O yüzden elinizi yağlamanızda fayda var. Şöyle elimle düzeltiyorum hamurumu. Üzerine örteceğim. 1,5-2 saat kadar mayalandıracağım. Çok kısa değil, uzun mayalanması gerekiyor. Hatta burada size söylemek istiyorum. Hamurunuzu geceden hazırlayabilirsiniz. Hamurunuzu geceden hazırlayıp hafta sonu kahvaltılarında böyle şahane somun ekmekleri yapabilirsiniz. Eğer geceden hazırlayacaksanız ekmeğinizi, hamuru yoğururken ılık su yerine soğuk su kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ki mayalanma süresi biraz uzasın diye. Şimdi 2 saatin sonunda gördüğünüz gibi hamurum bayağı bir kabardı. Bol unlamış olduğum tezgahı alıyorum. Dediğim gibi çok ele yapışkan bir hamur. O yüzden bol unlu bir tezgahta işlem görecek. Şimdi elimle güzelce bir toparlayacağım hamurumu. İki bezeyi ayırabilmek için isterseniz 4 küçük beze de yapabilirsiniz. Küçük ekmekler de yapabilirsiniz. Artık sizin arzunuza kalmış bir şey. Ben daha önce Instagram hesabımda 4 küçük beze ayırarak böyle küçük somun ekmekleri yapmıştım. Bu şekilde kat kısımlarını alta alarak toparladım ve iki bezeye böldüm hamurumu.
Evet, bayağı bir yapışkan gördüğünüz gibi hamur. O yüzden elinizde unlayabilirsiniz. Tezgahınızda unlu olsun. Bu şekilde yine aynı işlemi yapıyorum. İki eşit bezeyi hamuruma ayırdım. Şimdi en önemli noktaya geliyoruz. Şekil verme işlemine geçeceğiz. Hamurumu elimle gördüğünüz gibi dikdörtgen şeklinde açıyorum. Hafif bastırarak, çok inceltmeden ve parmak uçlarıyla tıpkı tırnak pidedeki gibi her katlamadan sonra kenarlarını iyice basıyoruz. Yani o hava içeride kalmış olması gerekiyor. Bakın bu şekilde. Ve en sonda da ek kısmını güzelce kapatmanız gerekiyor ki hava içeride kalsın ve ekmeğiniz güzelce açılsın, yarılsın diye. Aslında çok zor değil. Sadece bir iki tane püf noktası var. Ona dikkat etmek gerekiyor. Evet, uçlarını da bu şekilde düzelttim. İlk ekmeğim hazır. Şimdi pişirme kağıdı sermiş olduğum fırın tepsisini alıyorum. Bu arada fırın tepsime de birazcık un serpiştirdim. Ona da dikkat edelim. Yoksa hamurunuz yapışabilir fırın tepsinize. Aynı yöntemle her katlamadan sonra tırnakla iyice böyle parmak uçlarınızla basıyorsunuz. Ve en sonunda da katlama yerlerini güzelce kapatıp uçlarını sivrileştiriyorsunuz. Bu kadar basit, aslında çok zor bir şey değil somun ekmeği yapmak. Dediğim gibi bir iki tekniğinden sonra sizler de evinizde yapabilirsiniz. Evet, bakın bu şekilde iki ekmeğim de hazır. Dediğim gibi biraz un serpiştirdim altlarına. Sizler de aynı şekilde yapabilirsiniz. Şöyle elimle de hafif bir düzelttim. Şimdi tekrar mayalanmaya bırakıyorum. Bir 20 dakika kadar mayalanacaklar. Evet, mayalanma süresinin ardından bakın ekmeklerim ne kadar güzel şekil aldılar, büyüdüler, mayalandılar. Şimdi bir jilet yardımıyla ben yapıyorum. İsterseniz keskin bir bıçağınız varsa bir keskin bıçak yardımıyla da ekmeklerinize çizik atabilirsiniz. Çok derin atmanıza gerek yok. Çok hafif. Şimdi bu da önemli bir püf noktası. Bol suyla, böyle bir fıs fısınız varsa ekmeklerin üzerine bol su serpin. Yoksa da bir fırça yardımıyla da ekmeklerin üzerine bol su serpebilirsiniz. Bu da bir ayrı püf noktasıydı. Şimdi ekmeklerimi fırına alıyorum. Fırınımı 220 derecede ısıttım. İçine bol su sıkıyorum yine. Gördüğünüz gibi fırının içerisine de bir tencerenin içerisinde su bıraktım. Buharının fazla olması gerekiyor. Çünkü ev fırınlarında buhar verecek aparatlar olmuyor çoğunda. Bende de yok. O yüzden içine bol su sıkıyorum. Bol buharda pişecek ekmekler. Evet, ilk 20-25 dakikanın sonunda ekmeklerim bu şekilde. Şimdi ısıyı 200 dereceye düşürüyorum ve içeride bıraktığım tencereyi alıyorum. Artık buhara ihtiyacım yok. Zaten ekmeklerim istediğim gibi açıldı. Üzeri şöyle hafif kızardığı zaman suyu çıkarmanız gerekiyor fırından. Buna da dikkat edelim. Ve şimdi 200 derecede güzelce kızarana kadar pişireceğim. Bu fırından fırına değişebiliyor. Siz kendiniz gözlemleyin. 20 dakikada sürüyor, 25 dakikada sürüyor. Benim fırınımda yaklaşık 25 dakika sonra ekmeklerim bakın bu şekilde güzelce kızardı. Akşam olduğu için rengi biraz daha farklı görünebilir. Elimden geldiğince orijinal rengini göstermeye çalıştım ama biraz daha farklı rengi. Ama şahane çıtır çıtır somun ekmekleri yaptım. Tıpkı fırından aldığımız gibi harika ekmekler oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Siz de evlerinizde kendiniz sağlıklı ekmekler yaparsınız. Dediğim gibi bu ön maya yöntemiyle tüm ekmekleri yapabilirsiniz kolaylıkla. Çok zor değil. Bakın harika çıtır çıtır somun ekmekleri yaptık. Verdiğim püf noktalarını göz önünde bulundurun. Dediğim gibi önce videoyu güzelce bir izleyin. Ondan sonra ekmek yapımını eminim sizler de evlerinizde çok kolaylıkla yapacaksınız. Efendim, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.